Dilber Hoca diyorlar. Sultan Aziz'in ölümü hakkında cinayet mi, intihar mı diyor. Ha, bana kalırsa cinayet. İntihar olacak gibi bir sebep yok. Yani cinayet. Tabii şuna kesinlikle inanıyorum yalnız. Mithat Paşa'nın bu cinayetin ilk tertibinde alakası yok. Yani o cinayeti yapanla konuşan, konuşanla konuşan faslından gitmiştir. Hüseyin Avni'nin var mı? Hüseyin Avni Paşa, evet. Hüseyin Avni Paşa maalesef kin tutmuştur bu takıma. Evet. Padişaha tutmuştur en başta. Ve şeydir, Mithat Paşa biliyorsunuz tamamen orada şeyden dolayı gitmiştir. Yani istenmeyen, arzu edilmeyen bir devlet adamı olarak bir... Hakikaten bazı konuşmaları ve tavırlarıyla şüpheyi celbetmiştir. Yani katliam yapan, suikastı tertip eden olarak değil, tehlikeli biri olarak intiba uyanmıştır. İntihar, idamı mesela tasdik edilsin isteyenler var. Buna üstelik Cevdet Paşa ve Gazi Osman Paşa gibi... Bizim çok sevdiğimiz, hem de öyle cahil mahil değil, bayağı iyi eğitimli. Hele Gazi Osman Paşa çok dünyaya açık bir eğitimi olan biri. Bunlar demiştir ki, hatta bir tanesi Zat-ı Şahane'nin bile bu idamı af yetkisi olmaması lazım. Bu devlet işidir demiştir. Abdülhamit, 2. Abdülhamit Han çekilmiştir dış dünyadan. Çünkü Mithat Paşa biliyorsunuz bir vali olarak olimpiyat olsa altın madalya sahibi olur. Evet. İkincisi de çok tamamen tezatlarla dolu bir durum. İgnatyev. İgnatyev Sibirya valiliğinde müthiş başarılıydı. Başka bütün görevleri bir saçmalıktır, skandaldır yani. En son İçişleri Bakanı oldu. Yahudi pogromlarını falan azdırdı böyle. Korkunç bir şey oldu çıktı. Ama burada da çok kötü bir sefir oldu ayrıca. Bizzat Çar'ın ve Dış Bakan Gorçakov'un bile ciddiye almadığı, zaman zaman yaka silktiği bir durumu vardı. Pera'daki diplomatlar kendisiyle artık önce kızdılar, sonra maskarayı almaya başladılar. Sefareti şeye çevirdi bir ara, böyle bir terörist deposuna. Romantik falan, enteresan bir adam ama bunlar ikisi iyi vali, o da gümüş madalya alır. Çok önemli bir şey, taş yerinde ağır lafı var. Maalesef bu dışarıdaki tutunma İgnatyev için değil ama Mithat Paşa için ürküttü Sultan Hamid'i. İstemezler bu tip insanları, şeyler, hükümdarlar, çekinirler. Bu yaygındır, universal bir duygudur, evet. Böylelikle sahneden elenmiştir. İmparatorluğun büyük bir valisidir. Coğrafyamıza renk vermiştir. Haritayı çizmiştir. Daha da önemlisi, kaybettiğimiz topraklarda kalan ahali için büyük vali olarak bir imajdır. Yani onun ismi etrafında mesela Bulgaristan Türklüğü bazı şeyleri başarmıştır, ısrar etmiştir. Bunları da tabii not etmemiz gerekiyor. Ya şeyin, hatırlar evet. mısın? Sana da göstermişim de şey. Rahmetli Ecevit, Bülent Ecevit. Evet. Bir Mithat Paşa kitabı yazmıştı. Evet. Vefatından i̇şte o nesil önce. Tabii. Ve o kitabı da tamamlamıştı. Evet. Sonra basılmadı o kitap. Onu anlamadım. Yani o da yani şundan dolayı hayır. Kalmıştı, o da yazıyordu. Çok yaygın bir şekilde ama çok vurgulu bir şekilde... Rahşan Hanım o kitabı bana gösterdilerdi. Mithat Paşa'yı köy ve kent projeleri köy kent projeleri için öncü olarak yorumluyor. Yaptıkları ne kadar köy ve kent. Tabii ki o reformlar gerçekleşirse köyle kentin arasındaki farklar azalacak. Mesele evet. o. Yani üreten, çalışan, eğitim imkanı veren, para kazanma ve yükselme imkanı veren bir köyün pek kentten ne kadar farkı olsa da azalıyor. Böyle projeler çok enteresan bir şey. İsrail'de vardı biliyor musunuz? İlk kurucular. Mesela Ben Gurion. Yani İsrail'i büyük şehirlerin değil, kibbutzların kurulmuş kooperatif köylerin ülkesi olarak gördü.
Ve dedi ki ne varsa orada burada da olacak. İlk anda o kibutslarda Tel Aviv'de olmayan konserler oluyor. Yehudi Menuhin gibi adamlar geliyor. Yaşlı Hayfesler falan. Konserler veriyor, tiyatrolar falan, okullar iyi. Bu tabii gerçekçi bir şey değil. Yani kapitalist ekonominin şeyin olduğu, sosyalizmde de başkası pek olmadı. Böyle fark olmadı olmaz. Kısa zamanda bunlar kalabalık nüfusun bulunduğu, insanların bir sürü çocuk yaptığı, o çocukların iyi okutulamadığı, okullar çünkü iyi olmadı. Ondan sonra çıkan nesillerin işsizlik ve yarım eğitim yüzünden kin tuttu. Ve sosyalistlerin yani şeyin efendime söyleyeyim hiç tarzı etmediği Siyonist sosyalistlerin partilere rey verdikleri bir memleket oldu. Bunu da unutmamak lazım. Böyle zorlama toplum yaratılmaz. Kendine göre kuralları var toplumsal yaşamın. Ölçülü gitmek zorundasınız. Yani köyken projelerinin hayal. Böyle bir şeyi vardı. İticiliği kadar çekiciliği bir arada buydu.